Çadırlar, çadırlar. Kamp ekipmanları nerede görüyor musunuz çocuklar? Bulamıyorum sabahtan beri. Baba sen daha kamp ekipmanlarını bulamıyorsun. Pusulamız olmadığında kuzeyi nasıl bulacaksın kamp yerinde? Oğlum karıştırma kuzeyi sen de. Güneyde bir yerde kamp yaparız. Ramzi bak balıkçılık malzemeleri var. Oo tam da bana göre bir olsa. Omarey bir şey tuttum. Mağazadayız Necati abi. Burada balık tutamazsın. Aha geldi işte. Hey yavrum hey. Derya derya. Beyefendi bırakır mısınız beni? Müşterilerle ilgilenmem gerek. Affedersin. Zaten mevsimin değil senin. Git hadi. Durun durun. Gitmeden bana çadırlar nerede gösterir misiniz? Tamam. Gelin göstereyim. Biz ne yapacağız bu sırada? Merhaba arkadaşlar. Yeni çıkan bu oyuncak yay ve ok takımını denemek istemez miydiniz? Oo çok havalı. Bunları internette görmüştüm. Pardon ben de internette sevimli kedi videosu görmüştüm. Ondan da var mı sizde? Bakın şu ilerideki çadırların hemen yanında kocaman bir hedef tahtası var. İşte oraya doğru deneme atışları yapabilirsiniz. Şimdi beni iyi izleyin. Gözlerim bir kartalınki kadar iyidir. Ah evladım. Gözüm seçemiyor da. Burada ne yazıyor söyler misin? Yani genç bir kartalınki kadar iyidir. İşte bu. Harika bir atıştı. Beyefendi siz de denemek istemez misiniz? Bedava şeyleri denemeye bayılırım. Çekil bakayım evlat. Profesyonellere yer ver. Hı? Su geçirmez değil mi bu çadır? Bu sayılmaz. Bir daha. Necati bu görevli bana lazım. Biraz öne gideyim burası çok uzak. Son son. Bu son bak. Ne? %100 indirim mi? Koşun. Çabuk çabuk. Tamam bu sefer başaracağım. Ben kaçıyorum. Çıldırmış bu fil. Tamam burada bulaşamaz bana. Hoppa! Bu fiziğe aykırı. Anne! Ben neden yapamıyorum? Çok beceriksizim. Necati abi dursana. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Tabii evin yolunu bulabilirsem. Çok beceriksizim. Bugün yanımızda bu senenin rekorlar kitabına giren isimleri var. İlk arkadaşımız 35 metre boynuyla en uzun boyuna sahip kişi rekorunu kıran Zümküfül Abikoğlu. Zümküfül Bey bunu nasıl başardınız bize anlatır mısınız? Sizi duyamıyorum. Tabii buradan konuşamayız. Ben yukarı geleceğim. Zümküfül Bey bu rekoru nasıl kırmayı başardınız? Çok çalışmak, terlemek, kiloyla terleyip çok çalışmak. Çılgınlar gibi çalışmak. Kısacası çok 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 çalışmak. Ha bir de ben zürafayım. Boynum zaten uzun. Boşu boşuna uğraşmış olabilirim. Teşekkür ederim Zümküfül Bey. Şimdi de başka bir rekor sahibi arkadaşımızla görüşeceğiz. Şimdi de yanımda dünyanın en uzun sürede bülü 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 diye bağıran çocuğu var. Bu kadar hayvan rekorlar kırıp kitaplara giriyor, televizyona çıkıyorsa ben de bir şeylerin rekorunu kırabilirim. Benim de bir şeylere yeteneğim vardır kesin. Hatta şimdi kalkıp masama oturuyorum. En sevdiğim oyuncaklı kalemimi alıyorum. Ve de yeteneğimin olduğu şeyleri tek tek kağıda yazıyorum. Evet başlıyorum. 50 yıl sonra. Hala bir şey bulamadım. 100 yıl sonra. Hala yetenekli olduğum bir şey bulamadım. Ayrıca çok ileri gittik lütfen geri gelelim. Tamam. 150 yıl önce. Oo, geri geldim. Dış ses de benimle konuştu galiba. Neden bizi bu parka çağırdın Necati? Yoksa yine şu yaylı oyuncaktan korktuğunu mu söyleyeceksin? Hayır saçmalamayın ondan korkmuyorum tabii ki de. Anneciğim. Neyse beni iyi dinleyin. Dün gece düşündüm taşındım ve rekorlar kitabına girmeye karar verdim. Ama bu kitaba sığmıyorum. Evet, önce sizin de düşündüğünüz gibi yapmaya çalıştım ama öyle olmadı. O yüzden al şu kamerayı Şakir, sen de şu listeyi al Remzi. Senin hiçbir şeye yeteneğin yok ki Necati. Evet, o yüzden de çok çalışmaya karar verdim. Ne demişler? Başarının %40'ı yetenek, %50'si çok çalışmak, %10'u da kaşarlı döner dürümdür. %10'u şans diyecektin herhalde. Lütfen listeyi okur musun? 1. Dürüm kostümü giymiş bir halde dünyanın en uzun süre lömpen lömpen dansı yapan kişisi olmak. Rekortmen Necati iş başında. Dürüm kostümüyle lömpen dansı rekoru.
kayıtta mısın oğlum? Evet baba. Ben şimdiden bu dürümün içinde terlemeye başladım. Hazır mısın Necati? Başlat Remzi'yi, koy ver gelsin. 3, 2, 1... Başla Necati. Lopen lopen. Lopen lopen. Lopen lopen. 9 saat sonra. Lopen 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 lopen. Oh lopen işte lopen. Oh anneciğim lopen. Yeter artık Necati. Gece yarısı oldu, uyuyamıyoruz. Lopen lopen. Uykun mu kaçtı? Söyle babana masal okusun sana. Senin yüzünden uyuyamıyoruz. Senin yüzünden. Lopen lopen. Ben mi masal okuyayım sana? Ben okuyamam, işim var. Lopen lopen. Sana sus dedim artık. Gittim güzel terliklerimde. Remzi, ben galiba dayanamıyorum. Lopen lopen. Bayıldı galiba. Hayatım boyunca dürüm yemeyeceğim bir daha. Dürümden soğudum Necati abi yüzünden. Sırada ne varmış? Dünyanın türkü söyleyerek hiç durmadan en çok temizlik yapan hayvanı. Türkü söyleyerek hiç durmadan dünyanın en çok temizlik yapan hayvanı. Kayıtta mısın Şakir? Başla Necati abi. Herkes açılsın. Temizlik savaşçısı geliyor. Eyvah. Süpürgeyle televizyonu süpürmeye başladı. Hiç bilmiyor ne yapılacağını. Şarkı Necati abi, şarkıyı unutma. Temizliği yapıverdim. Temizliği yapıverdim. Sabunla, sabunla. Sabu 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 sabunla. Dur Necati, sokağa gidiyorsun. Duramam Remzi, duramam. Amanını temizlik. Pisi pisi temizlik. Pisi 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 pisi. Hop bidi hop bidi temizlik. Şıkı 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 temizlik. Aa, bu çıldırdı bayağı. Çöplerin de tozunu alıyor. Çok pislenmiş bu çöpler. Hop bidi hop bidi temizlik. Yandan yandan süpürgesi temizlik. Na. Ne yapıyorsun evladım? Beni niye süpürüyorsun? Fena mı oldu? Temizlendin işte bakkal abi. Hop bili hop bili nay nay nom. Bakkalı da nay 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 nom. Kasabı da nay 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 nom. Bütün mahalleyi temizledik. Nay nay nom. Necati saçmalama, git şuradan. Ağzıma köpük girdi. Pisi pisi temizlik. Pisi 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 pisi. Hop bili hop bili temizlik. Şıkı 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 temizlik. Pisi pisi temizlik. Baba bir şey desen mi artık? Necati, sana bir şey diyeceğim. Senin bu yaptıkların bir rekor denemesi sayılmaz, biliyorsun değil mi? Temizlik ne? Ne demek rekor sayılmaz? Yani bu yaptıkların tamam zor şeyler ama öyle bir rekor denemesi olarak ciddiye alınacak şeyler değil. Rekor kırman için kendi gücünün sınırlarını zorlaman lazım. Ayrıca rekorların takibini yapan jürinin de önceden belirlediği dallarda deneme yapman lazım. Tamam, peki. Neden en başından beri bunu söylemediniz bana? Biz seni çok hevesli görünce üzülmeni istemedik. Yani beni ciddiye almadınız. Benim hiçbir şey yapamayacağımı biliyordunuz ve sırf gönlüm olsun diye uyarmadınız değil mi? Hayır, öyle değil. Necati, gitmesene, ne yapıyorsun? Ben eve gidiyorum. Hepinize de küstüm. Eyvah eyvah. Biz ne yaptık Şakir? Çok üzdük Necati'yi. Bir saniye. Elimizde bir sürü görüntü var. Aklıma bir şey geldi. Aa, köpük partisi mi var bakkal abi? Peki pow! Çıstak çıstak. Git buradan kumpir. Ne? Gidin başımdan. Hiçbirinizi istemiyorum. Zili bozacaksınız arkadaşım. Çalmayın o kadar. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Ben yeteneksiz biri olarak sonsuza kadar yatacağım bu yatakta. Of, çok havasız oldu böyle ama olsun, trip attığım anlaşılmalı. Necati Bey, Necati Bey, kapıyı açın lütfen. Sizinle çok önemli bir konuda konuşmamız gerek. Ne? Biri Necati Bey dedi. Bey mi oldu? Ben de beyim. Yaşasın Necati Bey. Evet, buyurun, ben Necati Bey'im. Bana bir kere daha bey deyin lütfen. Necati Bey. Evet, harika. Efendim, kırmış olduğunuz rekorlar için size ödülünüzü vermeye geldik. Ne? Ne ödülü? Ne rekoru? Necati Bey, yepyeni bir dünya rekoru kırmışsınız. Neler düşünüyorsunuz? Ama ben çok yeteneksizim. Bu nasıl olur? Hiç de öyle değil Necati Bey. Sizin rekor kırma girişimlerinizi arkadaşlarınız videoya çekip internete koymuşlar. Ve o videoda tam olarak 10 milyar kere izlenmiş. Ne? 10 kaç? Milyar? Trilyon? Milyon mu? Buyurun Necati Bey. Bu da altın madalyanız. Yo barayı, ben de rekor kırdım. Yaşasın! Hoppa! Yuhu! Benim de madalyam var artık. Go barey! Seni
seninle gurur duyuyoruz Necati. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bağırdığım için kusura bakmayın. Biz de seni seviyoruz Necati abi. Ama bu kadar ödül bana yetmez. Daha fazlasına ihtiyacım var. Evet, buldum. Yepyeni bir rekor denemesi yapacağım. Nasıl bir şey yapacaksın? Çok basit. Lömpen dansıyla temizlik yaparken çiğ köfte yoğurup video oyunu oynayacağım. Hepsini aynı anda yapacağım. Ne? Gel buraya Keçi Necmi. Bütün bunları senin evinin önünde yapacağım. Anne! Kaçma! Evini biliyorum Necmi. Hazırla bulguru. Alo baba. Efendim oğlum. Baba artık bana bir telefon mu alsanız? Aa Remzi paralı paralı terliyor. Oho. Yeni telefon? Para. Tünele giriyorum. Oğlum çekmiyor. Of. Hat gitti gibi yaptım. Ucuz kurtuldum. Oho iyi fikirmiş. Söyleseydin araba sesi yapardım ben de. Dereleri. Alo. Baba suratıma kapattın. Yo ne kapatması? Suratın bana kapattı. Bak tünel sesi. Ha? Necati gerçek araba sesi çıkıyor senden. Tüp taktırdım Remzi. Gerektiğinde gaz efekti veriyorum. Vereyim mi? Vın. Baba. Bir dakika. Evladım sen kimin telefonundan arıyorsun? Senin telefonun yok ki. Ben de onu diyorum işte. Kartondan oyuncak yaptım kendime. Telefona ihtiyacım var artık. Ben de kendime kartondan Cartoon Network logosu yaptım. Oy, kartondan Cartoon Network. Oğlum telefona ihtiyacın yok senin. Daha küçüksün ayol. Öyleyse hazır olun. Neden telefona ihtiyacım var? Yazan yöneten Kral Şakir. Büyümüş de tiyatroda oynarmış. Oğlum benim. Girişte 100 lira bilet parası kesmese iyiydi ama. Öncelikle telefondaki hesap makinesi sayesinde Mars'a roket yollayabilmek için hesaplamalar yapacağım. Hesaplanıyor. Hesaplandı. Mars'a biraz zor gidersin. Necati abi rolüne uysana. Doğaçlama yapıyorum çaktırma. Ayrıca çektiğim fotoğraflarla yılın fotoğrafçısı ödülünü alacağım. Ha? Gerçekten de çekti fotoğrafımı. Nasıl yaptın? Necati çekme resmimi kötü çıkıyorum. Devam edelim. Son olarak kuracağım alarmlar sayesinde asla geç kalmayacağım. Dari dari uyan Şakir. Rüyadasın uyan. İşte böyle. Dari dari uyan Şakir. Bursana. Sabah alarmı. Çok gerçekçi yapmışlar. Telefonumu düşürdüm. Kırılmadım. Kabım vardı. Ayakkabım. Tada. Şarjım bitmek üzere. Çabuk şarj aleti. Telefon almaya gidiyoruz değil mi? Üzgünüm oğlum. Telefon alırsak 7/24 ekrana gömülürsün. Oyun oynayacağım diye derslerine hiç bakmazsın. Arkadaşlarına vakit ayırmaz. Asosyal biri olup çıkarsın. Of. Peki ya acil bir şey çıkarsa sizi aramam gerekirse? Böyle düşünmemiştim. Sonunda bir yerden yakaladım. Sakın bırakma Şakir. İkna modu. Başıma bir iş gelirse saniyeler içinde size ulaşabilirim. Anahtarımı unutursam hemen sizi ararım. Necati abine gidersin. Bu olmadı. Merak ettiğinizde bana hemen ulaşabilirsiniz. İşte bu. Son hamle kaldı. Yolu bulamazsam haberiniz olur. Çok akıllı telefon olduğum için şarja gerek yokmuş. Anneciğim. Necati abi. Neredeyse ikna ediyordum. Şimdi en baştan başlamam gerekecek. Oğlum benim aklımda bir fikir var. Benim telefonumu kullan istersen birkaç gün. Acil bir durum olacak mı gerçekten anlarız. Önümüzdeki birkaç gün başına bir şey gelir de kullanman gerekirse anlarız ki ihtiyacın var.
Gerçekten de alırız sana telefon. Yaşasın. Hadi verin, verin. Remzi, Kadriye, beni bir çaldırsanıza. Sanırım kayboldum. Ha? Yok yok, Remzi'nin cebindeymişim. Tamam. Aa, bağcıklarım. Şansa bak, bağcıklarım çözülüvermiş. Sen görüyor musun başıma gelenleri? Alo anne, acil bir şey oldu. Eyvahlar olsun, yemeğin altını mı açık unuttu? Bağcıklarım çözüldü, bağlanma problemleri varmış. Bu acil bir durum değil ki oğlum. Korkuttun beni canım. Ha? Bir plastik şişe. Alo baba. Efendim oğlum. Çok acil bir durum var. Küresel ısınma oluyor. Biri plastik şişesini yere atmış. Plastik şişeler dünyayı ele geçirecek. Şşt, pet şişe. Dünyayı ele mi geçireceksiniz? Bilmiyorum abi, belli olmaz. Hadi X'e bas. Maça başla. Dur Şakir, maç yapıyoruz. Of, bu da işe yaramadı. Sanırım gerçekten de bir telefona ihtiyacım yok. Ha? Uzaylılar ineği kaçırıyor. Hemen annemi arayıp yardım istemeliyim. Yok evladım, ne kaçırması? Süt siparişlerini götürüyorum. Yok yok, acil durum. Kaçırma yok, sütlaç yapacağım. Süt lazımdı. Madem onu kaçırmıyorsunuz... Acil durum, uzaylılar tarafından kaçırılıyorum. İmdat! Yardım edin, şaşırmış bu. Necati, başını kaçırdın dizinin. Acayip şeyler oluyor, çabuk gel. Benim kadar acayip mi? Baba, açmıyor. Ne yapacağım şimdi? Kaptan, bu istilacı kim? Çabuk rapor ver. Sütçü zili çalınca ışıksal teleportex'i açtım. Bu çocuk da kendiliğinden geldi buraya. Bu seferlik affediyorum seni. Ama bir daha bizimle uğraşırsan seni gezegenimize götürürüz ve orada sonsuza kadar bebek bezi yıkarsın. Heh. O kadar teknolojiniz var ama çamaşır makinesini icat edemediniz mi? En zeki mühendisimiz yıllardır çalışıyor. Ancak önemli bir problemi bir türlü aşamadı. Hazne köşeleri yüzünden bir türlü dönmüyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Çok acıklı. En son içi boş çıkan antep fıstığı yüzünden böyle ağlamıştım. Yayın gitti. En heyecanlı yerinde. Ben bir uyduyu kontrol ediyorum hemen. Böyle yapmaması lazım. Bu aracı da buraya park etmemeleri lazım. Arkadaşım, gökyüzünde park yeri mi yok? Kış kış. Şakir'in de uçmaması lazım. Şakir, uçuyorsun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım baba. Tarafından mı? Bu acil bir durum gerçekten. Sütlaç yolladılar, yer misin? Oley! Sonunda telefonum oldu. Dur bakalım. Öyle telefonda sürekli oyun oynamak yok. Derslerini aksatmayacaksın. Sadece acil durumlar için kullanacaksın. Söz veriyorum. Necati seni denetleyecek. Doğru zamanda kullanıyor musun? Bir süre ona bakacak. Muhtişim didiktif Necati göreve hazır. Benden kaçamazsın evlat. Kaçmış bile. Dur, beni bekle. Ders çalışmıyor. Futbol oynamıyor. Derste telefonla oynayıp dersi bölüyor. Değil mi hocam? İkiniz de dışarı. Ben kelebekleri çok severim. Bunu da eklersem koleksiyon... Arkadaşlarıyla sosyalleşmiyor. Uyumuyor. Bu sesle uyunur mu zaten? Üst koridor bende. Siz kuleyi savurun. Şakir kuleyi savunmuyor. Necati, durum ne? Şakir derslerinden geri kaldı. Yetişmek için en az 3 aktarma yapması lazım. Telefonla oynadığı için hiç arkadaşı kalmadı. Bir sürü takipçisi var ama çoğu sahte hesap. Ha? Necati, ne diyorsun? Sahte hesap Kadriye. Mesela benim de sucuklu yumurta adında sahte hesabım var. Yemek yapan şefleri gizlice takip ediyorum. Telefon almanın hata olduğunu biliyordum. Ne yapacağız Kadriye? Geri alacağız tabii ki. Bu arada trolleri sevmem. Siber zorbalık hiç iyi bir şey değil. Zorba olma, kanka ol. Necati, kimle konuşuyorsun? Yok bir şey, yok bir şey. Arkadaş, bunlar da her gün sütlaç, her gün sütlaç.
Ha? Yine mi sen? Şimdi yandın. İmdat! Makine arıza yaptı. Yüzerek gelir misin rica etsem? Gelmem. Bırakmam, kalırsın bak öyle. Hop, tamam. Hemen annemi aramalıyım. Şarjım bitti. Oynadığım oyun şarjımı bitirdi. Olamaz. Demek gemiyi taşlarsın ha? Gerçekten bilerek yapmadım. Özür dilerim. Zaten sütlaç kasesini de geri getirmedin. Seni uyarmıştık çocuk. Şarj aleti, bir de Wi-Fi şifresi alabilir miyim? İkisi de yok. Hayır. Eve dönmek istiyorum. Evet, eldiven, su ve sabun orada. Hemen başla yıkamaya. Ama böyle bebek bezi mi olur? Kocaman bu. Uzaylıyız biz. Bizde bebekler önce kocaman doğar, sonra küçülür. Bak. Oku. Olamaz. Beni yakalayamazsınız. Nasıl yine buraya geldim? Bizim gezegen küçüktür, biraz idare et. Hayır! Bir hafta sonra. Birket, acele etsene. Kağıt helvacı görürseniz mutlaka söyleyin. Uzayda kağıt helvacı ne arasın? Kağıt helvacı. O ne? Uzay helvası. Bayılırım. Çitile. Çok yoruldum. Biraz ara versem olmaz mı? Olmaz. Uzaylı bebek ara veriyor mu? Oku. Oğlum. Anne, beni nasıl buldunuz? Telefonunun sinyalini takip ettim. Benim için bebek oyuncağı. Şu bebeğim değil ama. Ayol, ben sana mahalleden çıkma demedim mi? Ne yapıyorsun burada? Ama anne, uzaylılar... Ben bilmem. Gel bakayım. Telefonuna da elveda de. Şakir cezalı. Onu uyarmamıza rağmen gemimizin camını kırdı. Oy, hani biz koca bebek? Şuna bak, yemiş büyümüş. Oy. Dur, oyuncak değilim ben. Dur. Anne, baba, özür dilerim. Telefonu acil durumlar için değil, hep oyun için kullandım. Telefonu aldırırken de sizi yanılttım. Gerçekten gerek yokmuş. Biri beni kurtarabilir mi? Şakir'in cezası henüz bitmedi. Bitince biz getiririz eve. Siz geri dönün. Oğlum. Evet anne. Hepsini hak ettim. İyi peki. Komşunun yeni çocuğu oldu. Gelirken de ona bez getir bari. Hadi gidelim Mirket. Şoförünüz müyüm ben sizin? Mirket gelelim, Mirket gidelim. Az bekleyeceğiz. Motor soğumadı daha. Buldum. Daire şeklini buldum. Mühendise bak. Daire şeklini yeni öğrendi. Altıgenleri duyunca çok şaşıracak. Çamaşır makinesi icat edildi. Sonunda su kaynaklarımızı gereksiz harcamayacağız. Yaşasın! Bizi büyük bir dertten kurtardın Şakir. Affettim seni. Hadi ailenle evine dönebilirsin. Yaşasın! Tamam gelin hadi. İşim var zaten. Mirket, ayın oradan geçerken ay çöreği mi alsak? Biri şunu başımdan alsın. Dur yavaş. Bebekoçi, dur dedim sana. Teşekkür ederim Bebeto. Beyefendi, daha kaç kere söyleyeceğim? Biletler 7 lira. Arkadaşım, benim 2 liram var. 2 boyut bakıp çıkacağım, söz. Kalan boyutlara bakmayacağım. Güvenlik! Kaç Necati, kaç? Çıldırttın adamı. Çıldırtmak bizde, aile besleyi Remzi. Oy. Kim koymuş bunu buraya? Asıl soru, bu kutuyu nasıl 7 boyutlu bir sinemaya dönüştürebilirim? Asıl cevap, dönüştüremezsin. Hadi biz eve gidiyoruz, geç kaldık. Yarın açılışa bekliyorum. İhtiyacım olan her şey var. Kask, yapı aletleri, inşaat izleme ekibi. Siz de ne çabuk bittiniz inşaat sesini duyunca. Topraktan yetişiyoruz abi biz. Bak. İnşaat izlenecek dediler, geldim hemen. Kadriye, ben çıkıyorum. Ayol, nereye gidiyorsun? Her gün boş boş işler. Bir günde benimle vakit geçirsen olmaz mı? Ama hayatım, Necati 7 boyutlu sinema açacak mı? İyi tamam, git. Tabii arkadaşın daha önemli. İyi tamam, kalayım. Beraber vakit geçirelim. Yo, ben dedim diye kalacaksan hiç kalma. Kafam karıştı. Oh,
Tam sırtım kaşınıyordu, az kaşısana. Hadi güle güle, güle güle. Necati'ye selam söyle. Akşama da geç kalma. Bakalım Necati sinema diye ne saçmaladı yine. Ha? Çabuk dünya başkanıyla toplantımı iptal et. İlkokul arkadaşımı gördüm. 113 Remzi. Gel buraya. Aa, Erto ne kadar değişmişsin ve güçlenmişsin. Ne yaptın görmeyeli? Ne yapayım, ufak tefek işler. Şirketimi kurdum, zengin oldum, ünlü oldum. Yat aldım, kat aldım, gökdelen aldım, yetmedi. Ufak bir gezegen aldım, birazcık da kül aldım. Sen ne yaptın? Ben de boş durmadım tabii. Benim de şirketim var. Evet, sarı bir binası var. Hatta 200 çalışanlı. Öğle yemeğinde de uzay bifteği çıkıyor. Ben de çok havalı oldum. Fiu fiu. Kule kule, iniş izni istiyorum. Yerdesin zaten. Hem uçakta değilsin sen. Sen de kule değilsin. Bacasın. Ben bir şey diyor muyum? Aman iyi in hadi, verdim iznini. Çiçiçu çiu. Remzi, açılış az sonra başlıyor. Malzeme fazla gelince 10 boyutlu yaptım sinemayı. Muhteşem oldu. Fiu. He? Remzi, yoksa evcilik arkadaşın mı bu? Yok yok, çok şakacıdır. Takılıyor arada bana. İyi, gel bari bir yemeğe çıkalım seninle. Aldığım limuzini anlatacağım da. Anlat anlat bitmiyor, upuzun. Şakir, unutma. En önemli görev sende. Enerjinin son damlasına kadar bilet keseceksin. Emredersiniz komutanım. Sizi yarı yolda bırakmayacağım. 10 boyutlu sinemamıza hoş geldiniz. Üstelik bazılarının aksine tüm boyutlar ücretsiz. Biletlerinizi buradan alabilirsiniz. Necati abi, hadi kes artık kurdeleyi. Makas yok. Bende var. Sen onu da parayla satarsın şimdi. Gerek yok. Ben çok boyutlu biri olarak aynı zamanda makasım. Hadi gidip bakalım. Oley! 10 boyutlu sinema gelmiş. Acaba hangi film oynuyor? Hapur tupur. Nyam 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 nyam. Neyse ki bu bir kurdele şeklinde çikolata. Çikolata şeklinde kurdeleden sonraki en büyük buluş. Bu ne şey böyle? Böyle şey mi olur? Böyle boşuna girdik. Zaten Necati'den bu beklenirdi. Bir de benden iyi. Bir sıkıntı mı var acaba? Çok yaşa Necati! Bizi kurtardın! Kahraman Necati! Şakir, yardım et! Ne oluyor Necati abi? Çok fazla eğleniyorum! Geri dönemezsen faturalarıma iyi bak! Hepsi sana emanet! Necati! 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 Erto, seni görmek güzeldi de ben artık gitsem. Olur mu? Bırakırsan benim adım da Ercüment değil. Değil zaten. Ertan senin adın. Şimdi fark ettim. Ne giyiyorsun sen Remzi? Yoksa yine pantolon diye kazak mı giymişim? Yok yok. Hemen özel terzime gidiyoruz. En kalitelisinden bir takım elbise ısmarlıyorum sana. Hadi. Ismarlamak derken... Hesabınızı burada mı ödersiniz yoksa paket mi olsun? Hesap vardı değil mi? Neredeydi? İşte şimdi gerçek bir şirket yöneticisine benzedin. Ödemeyi buradan alır mısın? Alamam. Nasıl alamazsın? Alamam, elinde bir şey yok ki. Eyvah Remzi, sanırım cüzdanımı uçan teknemdeki altın şekerleme kasesinin içinde unuttum. Bu seferlik sen ödersin değil mi? Erto? Neredeydi? Bakiye yetersiz beyefendi. Abi gözünü seveyim, bu miktar bana çok fazla. Sus bakayım, rezil etme beni. İşte buyurun, şimdi çekecek. Tüm paracıklarımı. Remzi sakin nefes al. Ne yapayım Kadriye, uyuyamıyorum. Remzi mutlu değil, sen çıkar şu takım elbiseyi. Ertan'a çok takıldım. Sen şirket yöneticisi değilsin ki. Olanlar da böyle yatmıyor zaten. Ben böyleyim Kadriye. Başarılıyım ve istediğim gibi de giyinirim. İster beğen ister beğenme. Aman ne yaparsan yap. Yeter artık. Bakacağım şu sinemaya neymiş. İşte çıkıyor. Bakalım nasıl oluyormuş 10 boyutlu sinema. İyi de burada hiçbir şey yok.
Yani sinema bir yalan mıymış? Of! Necati'nin şapşallıkları işte. Niye inandıysam? Ha, Remzi! İnanamıyorum. Yarış arabamın tekerini unutmuşum. Almak için geri dönmüştüm. Keşke dönmeseydim. Necati, boş işler peşindesin yine. Ben de gerçekten sinema kurduğunu sanmıştım. Kurdum Remzi. Sadece sen kişiliğinden ödün verdiğin için göremiyorsun. Ne? Sensin ödün. Sürekli çocuk gibi davranmasaydın anlardın gerçek hayat neymiş. Bak bana, ne kadar başarılı biri oldum. Hayallerde yaşıyorsun Remzi. Beni bir daha görmeyeceksin, merak etme. Trenim kalkmak üzere. Çuf 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 çuf. Sana ihtiyacım yok. Al sana görünmez mendil. Ağzını burnunu silersin. Ne haber Remzi? Çok özlemişim, sarılalım mı? Ha? Tanju, dur lütfen. Ortalık zaten karışık. Hem çamur içindesin. Takım elbisene değil. Sana sarılacaktım ama sen bilirsin. Remzi, senden bir ricam var. Ha? Erto, ne oldu? Benim ofiste bir harici bellek unuttum. Onu alıp herhangi bir kafeye getirir misin? Çok acelem var da. Ha? İyi de hangi kafe? Herhangi bir kafe işte Remzi. Dinlemiyor musun sen beni? Hadi, adres burada. Bazı otobüsler ofisin önüne kadar gidiyor. Hadi görüşürüz yarım saate. Bazı otobüsler mi? İyi de hangi... Ha? Dalga mı geçiyorsunuz arkadaşım? Hem, tarife göre bu oda olması lazım. Bu salata mı? Ertan hiç salata sevmezdi. Karısı ve çocukları da panda değildi. Burası daha çok şu pandanın ofisine benziyor ama neyse. Adres burayı gösteriyor. Ertan dediğine göre doğru olmalı. Ha? Ne oluyor? Aa! Hey, sen nereye gidiyorsun? Herhangi bir kafeye. Çabuk aldığın belleği geri ver. Ayaha! Tamam, tamam. Belleği aldınız, niye hala kovalıyorsunuz? Biz güvenliyiz, kovalarız. Fiu! Atla Remzi! Necati! Kurtarmaya geldin. Sıkı tutun Remzi. Yolculuğumuz türüfürü, türbürlü, türkülanslı olacak. Türbülanslı. Işık hızına yaklaştılar. Necati dikkat et, göktaşı. Remzi sıkı tutun. Şu şişko gezegenin arkasına saklanacağız. Hey, şişko değilim ben. Üstten alttan basığım biraz sadece. Kurtardın beni Necati. Ayrılmaz dostlar olduğumuzu biliyordum. Sadece seni kurtarmak için geldim. Sen büyük işlerinle uğraşmaya devam et. Ben sinemama gidiyorum Remzi. Trafiğe takıldık iyi mi? Düt 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 düt. Çekilsene kardeşim. Remzi buradayım. Remzi o çikolata şelalesi altındandı. Erto sen ne yaptırdın bana? Güvenliklerden zor kurtuldum. O bellek senin değilmiş ki. Remzi ne olur kızma. Otur, her şeyi itiraf edeceğim. Böyle çok saçma duruyorsun. Ha, doğru. Remzi ben işten atıldım. Yatlarım katlarım da yok aslında. Hepsi yalandı. He? Ne yani, uzay mekiğinde mi yok? Yok. Altın yumurtlayan tavuğun? Yok. Motor süren şempanze heykelin? O var bak. Süper değil mi? Bit pazarından aldım. Sen neden o belleğin peşindesin onu söyle bana. Orası kovulduğum eski şirketimdi Remzi. O bellekte uzun süredir çalıştığım proje vardı. Onu alıp yeni bir iş kuracaktık. Hem de ikimiz yatlarımız, katlarımız, çufçuflarımız olacaktı Remzi. He? Beni neredeyse yine kandıracaktın Erto. Senin yüzünden dünyayı siyah beyaz görmeye başladım. Yok abicim, lamba arıza yapıyor arada, senden değil. Ben de sana yalan söyledim. Yönetici filan değilim. Sen öyle anlatınca çok ezildim ve altta kalmamak için yalan söyledim. Sade bir çalışanım ben ve de mutluyum. Sen iyi birisin Remzi. Özür dilerim senden. Şimdi gidip her şeyi itiraf edeceğim. Suç sana kalmasın. Kırılan altın çeşme dahil. Hesabınızı nasıl ödemek istersiniz? Böyle. Necati, özür dilerim senden. Sen arkadaşım değilsin gibi davrandım. Daha doğrusu gerçekte kim olduğumu unuttum. Ne olur beni affet. Necati, üzüntünden paspas olmuşsun. Onun adı İbiş.
Sen yokken arkadaşlık etti bana. Yani paspastan mı özür diledim? Baştan mı almam lazım? Gerek yok Remzi. Her şeyi duydum. Normalde özrünü kabul etmezdim ama... Ama? Uzaylı taklidi yapan robotlar üstümüze geliyor. Görmüyor musun Remzi? Evet görüyorum. Ha! Çabuk şu pembe lazer topunu ele geçirmemiz lazım. Ha! Hata! Kazan demin saldırısı. Beni unuttular sanki. Ha!